oturabilirsiniz. Sandalyesine basarak. Ben çok mutluyum ki hayallerim gerçekleşti. Oldu işte. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. İşte 4 saat, 5 saat başlamış. İkazı gelse buradan veriyor. İşte bunlara basarak da yanlı söndürme çıkmaktan çalışıyoruz. Yani basarak. Küçüklüğümden beri hayalim olan pilotluğu çok seviyordum. Kalktım bir mektup yazdım hava kuvvetlerine. Yazdım, kaymakamımıza verdim. Ondan sonra bana cevap geldi hava kuvvetleri komutanlığında. Çok mutlu oldum. Hani pilot olmak istediğimi onlara teşekkür ettim yani. Çünkü hayallerimde oldukları için. Bu şekilde yazdım, bana cevap verdi. O cevabı hani mektubu falan okunca çok mutlu oldum. O mektubu yazdıktan 10-15 gün sonra falan böyle düşünmeye başladım. Herhalde cevap gelmez, mektubum gitti falan diye düşündüm. Ondan sonra kaymakamımız hani beni çağırdıktan sonra çok mutlu oldum. Ülkemizin her daim yanımızda olduğunu gördüm. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ben mektubumda Türkiye'yi, pilotlarımızın Türkiye'yi nasıl asil duruşlarıyla gösterdiklerini anlattım. Hayallerimde olduklarını, rüyalarımda gördüğümü, onlarla bizzat tanışmak istediğimi aktarmıştım. Onlar da beni çağırdı böyle bu şekilde. Sizin gibi gençlerin yanımızda olduğunu bilmek bize gurur veriyor, bize umut veriyor dediler. İlk defa uçağa bindim. Yani ilk defa uçağa bindim, korkar mıyım, korkmaz mıyım bilmiyordum. Bindim, yani hiç de korkmadım. Yani yükseklik korkum yokmuş. Demek ki hayalime bir adım daha yaklaşmış bulunuyorum. Yani hayalimde tabii ki F-16'lar, hani Türk Yıldızları'nın uçakları falan vardı. Ama bu kadar beklemiyordum. Özellikle F-16 kalktığında bayağı bir gürültü oldu. Orada biraz sarsıldık ama alıştım yani. İkinci, üçüncü kalkışlarında.
Çok mutlu oldum. Ben buradan Hava Kuvvetleri, başta Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükaküz'e çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve valimize ve kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buradayım. Hayallerim gerçekleşmiş oldu. Hepsine sonsuz teşekkürlerim.